Sam! Sam! Merhaba Nate. Sam nerede? Ah, o burada. Sam! Sakin ol, kardeşin yaşıyor. Salak, hepimizi öldürtüyordu. Onu çıkarıyorum buradan. Hayır, çıkarmıyorsun. Reyf, al hazine senin olsun, tamam mı? Bırak kardeşimi kurtarayım. Yaptığı onca şeyden sonra... Asalete bak. Ama olmaz. Burada böyle beklersek hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsun? Öyle demedim. Ne diyorsun Nadin? Seni ayakta görmek güzel. Bir iyilik yapıp Nate'in silahını alsana. Ver şunu. Ona güvenebileceğine emin misin? Ha? Seni ilgilendirmez. Aramızı karıştırmaya çalışma. Nate, biz Nadine'le ortağız. Ben ortağımı aldatmam. Şuraya geç. Sen ve kardeşinse en başından beri cömertliğimi kullandınız. Beni devre dışı bırakmaya çalıştınız. Ne yapıyorsun sen? Şimdi de sen silahını ver. Nadine. Bir kez daha sormayacağım. Bu yaptığın çok büyük bir aptallık. Saçmalama. Şuraya bak. Nadine yeter. Yüce tanrım. Bak dedim. Tamam, sadece bir iki iskelet. Ne olmuş yani? Ben sizin kadar tarihten anlamam. Ama o ikisinin kim olduğunu iyi biliyorum. Tamam, söyle o zaman. Ever ve Tür bunlar. Birbirlerini öldürmüşler. İyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafayı takan herkes hak ettiğini bulur. Nasıl yani? Bizi ölüme mi terk ediyorsun? Aa, ben gidiyorum. Ölüp ölmemeniz umurumda değil. Nadine! Bekle! Görüşürüz Rey. Nadine! Nadine! Şu lanet olası kapıyı aç hemen! Rafe, gitti artık. Hadi yardım et de çıkabilelim buradan. Hayır. Hayır, olamaz. Hayır. Sen Sam için yardım et. Ben de kapıya el atayım. Hayır, şu anda bu altınların hiçbirinden zevk almam mümkün değil. Çünkü sen ve o beş para etmez kardeşin hala hayattasınız. Sadece sakin ol. Eskrimi dışarı çıkınca çalışırsın. Nate, kapa şu çeneni. Cidden Rafe, delilik bu senin için bile. Delilik mi istiyor? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Aman tanrım. Nathan Drake, Rubicon çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. Hadi buradan birlikte çıkabiliriz. Nathan Drake efsanevi Eldorado'yu buldu. Hadi ama Ray, yeter. Nathan Drake bir efsane. Bunu bana söyleyen adamı vurmuştum, biliyor musun? Beni pek sevmiyorsun, tamam, ama yapma. O kadar şanına rağmen Nate, hiçbir şeyin yok. Sen bir hiçsin. Ben Avery'i bulmak için elimdeki her şeyi feda ettim. İki tane beceriksiz hırsızın, konak bir düzenbazın, işi bitmiş bir gazetecinin hepsini almasına izin vermem. O kadar önemsiyorsan arkandan onları da Angard kötü. İşte böyle. Bunu kullanmayı biliyorum.
Kıpırdama. Ugh!
İşte şöhretini duyduğum Nathan Drake bu. Tamam tamam tamam. İşimiz bitti. Kardeşim adam gidiyor. Kalın gemiyle yapmak istiyorsan keyfim bilir. Beni yendin. Biliyor musun Nate? O gösterişin altında büyüklük hayalleri olan küçük, üzgün bir çocuksun sadece. Bu arada Eskrim'de doktorsun. Elveda Nathan Drake. Nathan! Pes etmeyi biliyorsun değil mi? Çok güzel! Vay olasın zaten! Vay geldin bana! Ne istediyse tepsin. Bunu hak ettim. Hepsini. Hazineyi mi istiyorsun Ralph? Hepsi senin olsun. Bir daha dene. Olmuyor. Bir daha dene. Olmuyor. Hadi. Lanet. Dinle. Tek istediğim hazineyi birlikte bulmaktı. Hayır. Başardık. Başardık kardeşim, tamam mı? Sorun değil. Hayır, başka bir yol olmalı. Nathan, Nathan. Gitmen lazım. Gitmen lazım. Olmalı. Hadi Nathan, kurtulduğunu görmem lazım. Nathan, burası havaya uçacak, hadi. Buldum. Ne yaptın? Güven bana. Lanet olsun. Sen başını aşağıda tut. Tamam, onları buldum. Neredesiniz? Buradayız. Thank you.
Her şeyi aldın mı? Evet, galiba. Unuttuğum bir şey varsa da onları satabilirsin Salih. Seni evine bırakabilirim istersen. Son birkaç günden sonra içki servisi ve şöyle rahat koltukları olan bir uçak iyi gider. Artı bizim konuşacak bazı şeylerimiz var. Evet, öyle. Ve bir daha gece yarısı son kez diye beni sakın aramaya kalkma. Söz. Teşekkürler sana. Güle güle evlat. Arayı açma olur mu? Gelecek sefere biralar benden. Bunu sana hatırlatırım. Ve sonra tavşan bir şekilde kaçıyor ve müdürün yatağına küçük tavşan sürprizleri bırakıyor. İğrenç. Ne anlatıyorsun sen? Senin küçük sihir numaralarını. Ah, pislik. Sahne adın neydi? Hadi söyle. Yüce Nate. Komik değil, gayet mantıklı. Ona göre gerçekten bayağı iyi. Seninle tanışmak güzel bir tecrübeydi. El mi sıkışacağız? Pek. Düzgün vedayı değil kardeşim. Hey, bu man kafaya sahip çık, tamam mı? Evet, tamam. Ben de birazdan geliyorum. Tamam. Ondan hoşlandım. Tanrı yardımcısı olsun, sana çok aşık gibi. Öyle değil mi? Bak, teklifim hala geçerli. Çok sağ ol ama böyle iyiyim. Tamam ama bak, biz bu konuyu Elina ile konuştuk. İçin rahat ol. Ondan değil. Biraz ondan dolayı. Ha. Tamam ama... Aslında şöyle. Düşündüm de evrenin hazinesini bulunca bu bana... Bu bana yeterdi. Ha. Tersine biraz... içimde bir şey hissetmeye başladım sanki... Boşluk diye. Evet. Sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun... Sonunda... Hep içinde aynı hisle kalıyorsun. Bazen neyi bırakıp... neyle devam edeceğini... karar vermen gerekiyor. Şey... bence daha oraya gelmedim. Ve ayrıca... benden birkaç antik şehir öndesin... ve beni geçmene göz yumamam. Sana birkaç tane bıraktım. Sağ ol be. işte... aracımız da geldi. Evet. Sen... nerelere geldik? Evet öyle kardeşim. Gabriel. Bak benim yapmayacağım şeyler yapma, tamam mı? Hadi oradan yürü. Ateşin var mı? Evet. Victor... Sen ne yapacaksın? Hı? Evet, bu işe başlamadan önce. Nasıl desem bir takım değişik işlerle uğraşıyordum. Bir takım demek. Tehlikeli mi? Bu insanlarla evet. Hep öyle olur. Şey, birini tanıyorum galiba. Hapisten yeni çıktı. Böyle bir iş için ideal adam olabilir. Bilemiyorum. Güvenilir biri midir? Sayılır. Portekizcesi nasıl? Quando seu marido volta para casa? Bu ne demek? Kocan ne zaman eve dönüyor? İş görür. Hadi gel. Hey, bu prolardan daha var mı? Şansını zorlama. Hey, günaydın. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Tamam, dinliyorum. Neler oluyor? Büyük bir sözleşme mi imzaladık? Daha iyisi. Jameson Marine'i satmak üzereyim dostum. Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be. Peki o zaman tebriklerimi iletebilirim yani. Henüz erken ama onun da sırasının geleceğinden eminim. Sıkı pazarlık yaptılar. Ama pazarlığın sonunda da bir orta yola vardık sanıyorum. Bu harika. Evet. Kalacak mısın peki?
Hayır, 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 hayır. Sanırım gidip biraz dinleneceğim. Ailemle takılıp balık tutmaya falan gideceğim. Senin için sevindim. Bu mekanı satın alacak olan enayi kimmiş? Sensin. Ne? Hayır, ciddiyim be. Evet, cidden. Bekle James'ı. Hey, bekle. Bekler misin bir? Hey. Günaydın beyler. Burada ne yapıyorsun? Son bir bakış atarım diye düşündüm. Eşine anahtarları verdim tamam, bile. Tamam, şey bu. Mükemmel. Gerçekten mi? Nate. Bilmeni isterim ki burayı alarak akıllıca bir yatırım yapacaksın. Doğru olanı yap. Karar verince ara. Anlaştık. Selam. Selam. Sen cidden James'in Marine'i mi alıyorsun? Biz James'in Marine'i alıyoruz. Tamam. Nasıl? Neden? Çünkü Malezya açıklarındaki bir atık çıkarma işine dair dedikodular duyunca yakalanırız dedim. Hayır, tatlım bak. Libertalia'dan postu zor kurtardık zaten. Evet. Elena yasa dışı bir iş almak mı? Bunun sonunu sen de biliyorsun. Kim yasa dışı dedi ki? Bak. Bu sabah geldi. Yasal mı bu? Evet. Eski bağlantılarım Malezya'da çalışma izni almak için hünerlerini konuşturdu. Harika oldu. Rüşvete bile gerek kalmadı. Bu güzel bak. Çünkü bütün bunları karşılayabilmemiz nasıl mümkün olur hiç bilmiyorum. İşte. Elini uzat. Ne? Bana elini uzat. Hadi. Yok artık. Evet. Nereden çıktı bu? Ceketimin cebindeymiş. Bir sürü vardı yani. Bir sürü mü? Sam. Sizi herifin teki. Evet. Tabii çoğunu buradaki girişimimize harcamalıyız. Yeni kamera ekipmanı falan işte. Kamera ekipmanı mı? Evet. Dalap yeni yükler çıkarmaya başladıkça küçük bir ekiple falan anlaşıp her şeyi kayda alarak eski şovumu canlandırırız. Hani ne oldu bizim şu sıradan hayat hayalimize? Düşünüyorum da normal bir yaşam sürme çabamız biraz fazla kaçtı. Dinle. Ben o adadayken gerçekten macerayı özledim. Bizi özledim. Şimdi sevdiğimiz şeyi yapma şansımız var. Ama bugünden sonra yasalara göre hareket edeceğiz, tamam mı? Ve çekimleri de ben yapacağım. Tabii ki o çok pahalı kameramla. Vay. Hepsini baştan sona planladın değil mi? Az çok. Ama bak dinle. İstediğin an hepsini bırakabiliriz. Ne? Hayır, 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 hayır. James'ın erken emekliliğini bir çırpıda mahveden adam olmak istemiyorum. Bu zalimce olurdu. Tabii ki. Hiç kolay olmayacak. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Ne diyorsun Nathan Drake? Tabii ki elbette. Evrak işleriyle uğraşmadığım sürece sorun yok. Ama ben de yapamam. Ellerim kamerayla dolu olacak. Ben de dalış işleriyle uğraşıyor olacağım. Tamam. Peki sırayla o zaman. Tamam. Ya da bunun için kapışırız. Cidden mi? Hayır bak kendimi geliştiriyorum.
Nerede bunlar? Anne, baba, millet, hey. Ay, havalı. Bunu annemden yine ödünç almalıyım. Galiba bizi terk ettiler. Bence bir parti vermeliyiz. Haberleri bile olmaz. Aa, süper. Sen ve Sally geliyormuş. Gel bakalım buraya. Hey! Gitti bile afacan. Bekle beni Taç Mahal. Sadece birkaç hafta kaldı. Ah, harika bir gün. Geriye sadece bizim ekip kalıyor. Kimse var mı? Boş. Tamam, güzel. Tamam, yemekler burada. Burası da temiz. Tamam. Öyleyse bekleyelim. Böylece aranacak alanı biraz daralttım. Vay. Güzel temizlemişsiniz. Aa, bu kesinlikle en sevdiğim kazıydı. (Gülüyor)
Komikmiş. Anahtarlarını unutmuş. Anahtarlarını unutmuş. Kesin olmayacak. Kesin olmayacak. Bir dakika. Selam. Ay. Aman Tanrım. Olamaz. Babam mı bu? Sig Parvis Magna. Büyüklük küçük başlangıçlardan gelir. Ha. Bu da ne böyle? İşte buradasın. Merhaba. Ben de seni arıyordum. Burada ne yapıyorsun böyle? Size arıyordum. Hadi tekneyi yükledik, hazırız. Güzel. Ben de birazdan yanınızda olurum. Neden? Ben sadece şey... Ne şey... oluyor Cassie? Tamam. Kızmak yok. Hey, kızmak yok dedim ama. Anahtarlar. Ne gördün bakalım? Hiçbir şey görmedim. Sadece şey, Sally ile fotoğraflarınızı. Bir de İspanyol hazinesi gibi bir şey. Bir de tüfek vardı. Evet. Bunun olacağı belliydi. Belki de onu anlatmalıyız. Ama henüz hazır değil. Neye hazır değilim? Gördüğüm tüm o manyaklığa mı? Hey, kibar ol biraz. Evet, kibarca. Pardon. Kusura bakmayın ama dolapta iskelet saklıyormuşsunuz. Yani en azından... Gümüş bir kafatası olduğu kesin. Bak, buna hazır olduğumu sanmıyorum. Gerçekten. Nate,
konuşma vakti geldi. Evet, bence de konuşma vakti. Bir dakika, ne konuşmasından bahsediyorsunuz? O daha bir çocuk. Sam'le sen bu işlere girdiğinizde daha ufaktınız. Bu daha farklı, bunu sen de biliyorsun. Tamam bakın, geçmişte bir takım karanlık işler çevirdiyseniz tamam. Öf. Ama ben bunları öğrenecek kadar da büyüdüm değil mi? Büyüdün mü? Kaç yaşındaydın sen? Ha ha ha, komik. Anne. Pekala. Bir deneyelim bakalım. Benim için her şey bu adamın beni arayıp dev keşif adıyla bir haber için çağırmasıyla başladı. Telefonda sesi sahtekara benziyor. Evet, ama yakışıklı bir sahtekar. Hayır, henüz tanışmamıştık. Biliyordu, biliyordu. Sahtekar dedi ki, Gezi'yi karşılarsan sana Sir Francis'in tabutunu veririm. Ki hatırlatmak isterim, kesinlikle buldum ve verdim. Tabii, kesinlikle. Bizi de Endonezyalı korsanların eline verdi. Ya hadi ama, o işte bir alakam olmadığını tamam, biliyorsun. Tamam, çocuklar. Durun biraz. Siz Sir Francis Drake'in tabutunu buldunuz. Bütün bunlardan sonra da korsanların saldırısına uğradınız. Haklı mıyım? Evet, aynen öyleydi. Hadi be! Kibarca. Olamaz. Daha iyi. Pekala, devam edin o zaman. Bak ne diyeceğim. Güneş doğdu. Tekne hazır. Rüzgar da bizle. Hikayenin devamını mı istiyorsun? Teknede anlatalım öyleyse. Hadi. Bir dakika. Francis Drake nasıldı peki? Çürümüş müydü? İşin doğrusu tabutunda yoktu. Evet, sadece günlüğü ve bir harita vardı. El Dorado'daki. Yani altın şehir mi? Efsane öyle. Ama anlaşılan sadece bir heykelmiş o. Hem de lanetli. Yok artık, ciddi misin? Evet, ciddi. Ama ona sonra döneriz. İşte o harita bizi tam ortaya koydu. Ha 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 ha!